Bugün benimle bir gün videosu çekeceğiz. Yemek yiyeceğiz, tapu işini bitireceğiz. Ondan sonra ben 3 tane yer gösterme randevum var. Öğrencilerin geldiği, ailelerin göç ettiği, işte tayinlerin sonuçlandığı bir dönem olduğu için de talep çok fazla. Herkese günaydın. Sabah saat 6, hatta 6 çeyrek geçti herhalde ben hazırlanana kadar. Bugün benimle bir gün videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hazırlandım. Eymir'e, göle, koşuya gidiyorum. Bugün Eymir'e geldim. Tabii ki her gün gelemiyorum. Çünkü benim oturduğum yere oldukça uzak Eymir. Hem sitede bir spor salonumuz var. Orada koşabiliyorum. Sitenin yürüyüş yolunda koşabiliyorum. Bir de park caddesinde güzel bir koşu parkuru var. Orada da koşabiliyorum ama hiçbiri sabah saatlerinde gelip gölde koşmak kadar insanı tatmin etmiyor tabii ki. O yüzden gelebildiğim kadar da Eymir'e geliyorum. Tekrar merhaba. Şimdi Eymir'den geldim. Duştur, kahvaltıdır. O işleri hallettim, hazırlandım. Kahvaltı yapmadan da kesinlikle çıkamıyorum. Tüm gün başım ağrıyor. O yüzden kahvaltısız asla evden çıkmıyorum. Şimdi ofise gideceğim. Genellikle de sabahları hep ofise gidiyorum. Sabah erken saatlerde ofis işlerini sabah saatlerinde planlıyorum. Yapılması gereken işleri. Sonra tapumuz var. Yüzdük kuyruğuna geldik. Son günümüz bugün. Ondan sonra yer göstermelerim var. Tüm gün birlikte olacağız. Bakalım neler yapacağız. Siz de benimle birlikte olacaksınız. Nasıl bir gün geçiriyorum genel olarak onu da görmüş olacağız. Hadi şimdi ofise geçelim. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Sabahleyin gelir gelmez mutlaka bir filtre kahve içiyorum aşağı inip. Ondan sonra çalışmaya başlayabiliyorum. Artık bu bir rutin oldu. Hadi bir aşağı inelim, bir kahve içelim. Burası ofisin danışmanları özel alanı. Burada böyle işte muhabbet ediyoruz, yorgunluğumuzu gideriyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Sabahları bazen çok kalabalık da olabiliyor, bazen kimse olmuyor. O zaman da kahvemi içip dinlendiğim, koşuşturmacalı güne hazırlandım. Böyle birkaç dakika oluyor. İşte sosyal medyayı kontrol ediyorum, maillerime bakıyorum, ne yapmam gerektiğini şöyle bir kafamda tartıyorum. Burası benim için böyle her gün sabahın önemli bir rutini olarak devam ediyor. Alo, merhabalar Füsun Hanım, nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet. Şöyle genel bir bilgi vereyim. Orası 1+1, 1850 lira aylık kira bedeli. 57 metrekare brüt, 47 metrekare net. 2 kira bedeli depozito isteniyor. Çünkü 0 bir daire, ankastreli bir daire. Genel bilgiler bunlar. Bugün 3'ten sonra yer gösterimi yapabiliriz. Müşterinize iletebilirsiniz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Telefonlar da çalmaya başladı. Artık gün başlıyor. Ofise geçelim, çalışalım. Bakalım neler yapıyorum bugün. Sabah saatlerinde genellikle bir gün önceden belirlediğim bir çalışma planım oluyor ve yer göstermeden çok hani tabii ki müşterimizin sadece o aralığı boş olduğunda hemen yer göstermeye gidiyoruz ama daha çok sabah saatlerinde ofis işlerini yapıyorum. Bunlar neler? Bir kere düzenli olarak takip ettiğim alıcılarım ve satıcılarım oluyor. Onları ajanda tuttuğum için hani atıyorum ayda bir aramam gerekiyorsa, 15 günde bir aramam gerekiyorsa onları biliyor oluyorum ve o aramalarımı yapıyorum.
Bunun haricinde mutlaka araştırdığım portföyler oluyor. Onların takibini yapıyorum. Takibimde olan yeni giren portföyler oluyor. Onları yapıyorum. Dosya işleri oluyor. Yeni ilan girmemiz gerekiyor. Genellikle sabah saatlerinde yeni ilan giriyorum. O da yaklaşık 1-1,5 saatimi alıyor tüm portallara ilanları girebilmek. Bu gibi işler için en güzel işte sabah 10-12 aralığı hani daha güzel bir saat oluyor. Başka neler yapıyoruz? Burada değerleme de çok fazla ofiste çalışarak yapıyorum. Mesela bir mülk sahibimiz evini satmak istiyor. Bunu bana, ben evimi satmak istiyorum ama fiyat konusunda yardıma ihtiyacı olan bir mülk sahibimiz olduğunda önce gidip evi inceliyorum. Sonra işte metrekaredir, fotoğraftır vesaire. Sonra buraya geldiğimde, ofise geldiğimde onun incelemesini daha matematiksel açıdan yapıyoruz. Ajandamda hepsi yazıyor oluyor. Kimi arayacağım, ne yapacağım o gün. Ve şimdi zaten birkaç tane telefon konuşması yapmam gerekiyor. 800 metrekare bahçe olan mı, ara villa mı? Ha, tamam. Şimdi Şenor Tanur'la konuştum. Beni takip edenler bilir. O şimdi arkadan bir tapu işlemi yönetiyor. Bir yer göstermeye gitmiş. Şimdi buluşacağız, yemek yiyeceğiz. Öğleden sonra o tapu işlemini yapacağız, bitireceğiz inşallah. Tapu olduğu günler biraz uzun aralıklı boşluklar veriyoruz. Bugün de öyle bir gün. Çünkü ne kadar, bir saatte mi bitecek, üç saatte mi bitecek tam öngöremediğimiz bir işlem. Yemek yiyeceğiz, tapu işini bitireceğiz, tapu işlemini bitireceğiz. Ondan sonra ben üç tane yer gösterme randevum var. Onlarla birlikte günü bitireceğim, mesai bitireceğim. Şimdi Şenor Tavuğ'un yanına gidiyorum. Bolca bahsettiğim, bolca herkesin de çok merak ettiği Şenor Tavuğ'la yemekte buluştuk. Şimdi o yer göstermeden geldi. Acaba nasıl geçti? Ben de çok merak ediyorum. Teklif alabilecek miyiz? Alacağız. Güzel geçti. Çünkü fotoğraflarla birebir aynıydı zaten. Hani hiçbir eksisi yoktu. Dediğimizden de artısı olarak gördükleri için güzel geçti. Süper. Herkes bana soruyor. İşte Nur'la ortaklığınız nasıl başladı, nasıl ortaksınız vesaire diye. Aslında birazcık da onu anlatayım istiyorum. 2018 yılıydı. Nur benim başladığım biraz olmuştu. Nur yeni başlamıştı. Ama çok kötü bir dönemdi konut sektörü için. Ve bizim Beytepe'deki ofisimiz kapatıldı. Kapatılmasına karar verildi ve Alacatlı'daki ofise geçmeye karar verildi. Ama çok fazla danışman Alacatlı'daki ofise geçecek. Alacatlı'nın sınırı, işte kapasitesi belli. Yönetimden de şöyle bir teklif geldi. Dediler ki hani bazı danışmanlar aynı masayı, aynı ofisi birlikte paylaşabilirler. Hani öyle bir şey yapalım isterseniz gibi bir teklif geldi. Nur da yeni başlamıştı. Benim de aklıma böyle gayet puslu bir kış günü falan. Arabada işte Nur'u aradım. Dedim ki Nur, işte böyle bir durum var. İşte aynı odayı paylaşabilir miyiz, ne dersin dedim. O da tabii ki olur, neden olmasın dedi. Her zaman zaten böyle çok pozitiftir, çok proaktiftir, çok mutludur. öyle başladı aslında. Aynı masayı paylaşarak başladık. İkimiz de farklı, kendi müşterilerimizle çalışıyorduk. Tamamıyla farklıydı yani yönlerimiz. Sonra zaman içerisinde birbirimizi tanıdıkça önceliğimizin para olmadığı, birlikte iş yapmak olduğunu ikimiz de fark ettik aslında. Sonra birlikte görüşmelere gitmeye başladık. Şimdi şöyle, Nur çok spiritüel, işte enerjiye çok önem veren, duygulara çok önem veren birisi. Ben de tam tersi, tam çok rasyoneldim, yani aşırı rasyoneldim. Birbirimizi de o anlamda çok dengeledik. Düzenli. şimdi artık ben de böyle burçlara bakıyorum, Nur'un bana gönderdiği şeylere bakıyorum. Aa, bugün enerji şöyleymiş, bugün şunları dileyelim falan. Nur da birazcık daha belki, değil mi, rasyonelleşti. Tabii, daha düzenli, tertipli, yazan, ajanda tutan, sistemli. Evet, sonra olay böyle artık şimdi ikimizin farklı iletişim kanalları olsa bile arkadan bir şirket gibi belli bir ortaklıkla çalışıyoruz. Bilmiyorum Nur, sen ne söylemek çok istersin? Keyifli çalışıyoruz. Çünkü gerçekten tamamlıyoruz birbirimizi. Her şey çok güzel geçiyor. Yani diyecek bir şey yok bunun. Bu güzel diyelim maşallah. Maşallah diyelim. Şimdi biraz önce Keller Williams'tan bir danışman arkadaş aradı. Benim Anadolu Bahçeşehir biliyorsun hani eşyalı, sıfır ve yapılı ama oradaki sitede tümüyle natamam villalar var ve gelen her alıcı şey yapıyor.
burasını beğenmedim, şurayı beğenmedim, eşyayı istemesek nasıl olur diye. O yüzden çok fazla natamam müşteri listem oluştu. Şimdi danışman arkadaşımız aradı. Dedi ki ben bir natamam alıyorum. Çok size güzel. De haber vermek istedim dedi. Süper bir haber oldu. Evet. Önümüzdeki hafta bayağı bir onun Tapu. Portföyünü göstereceğiz. İnşallah Tapu'ya gideceğiz. Şimdi de arkadan buradan yemek yiyeceğiz. Tapu'ya gideceğiz. Tapu işlerimizi halledeceğiz. Sonra ben ayrılacağım Nur'dan. Yer göstermelere başlayacağım. Hızlı bir şekilde demiri evden aldım. Hemen bir boşluk yarattım. Onun gitar kursu vardı. Ona bıraktım. Şimdi buradan hemen Tapu'ya geçeceğim. Yetişeceğim. Tapu'nun dönüşünde de kurstan hemen onu alıp eve bırakacağım. Şimdi aradan bir yer gösterme çıktı. Normalde gün içinde planımı bozmam. Ama bazen acil durumlar olabiliyor. Elmar'da bir 1+1 ofisim var. Home office olarak da kullanılabilen, ofis olarak da, ev olarak da kullanılabilen bir kiralık portföyüm var. Gösterimini yapmıştım, teklifini almıştım. Bir şirket irtibat bürosu olarak kullanacak. Ama asıl şirket sahibi beyefendi bugün Ankara'daymış. Gün içinde görmesi gerekiyor çünkü dönecek Aksaray'a. O yüzden hemen yine araya sıkıştırdık. Şimdi Elmar'a gidiyoruz. Yer göstermemizi tamamlayıp onun kiralama sürecini sonuçlandıracağız. Yarın muhtemelen sonuçlandırmış oluruz. Ondan sonra devam edeceğiz güne. Burası 57 metrekare brüt, 47 metrekare net bir 1+1 ofis. Aynı zamanda konut olarak kullananlar da var, öğrenciler de var, home office olarak kullananlar da var. Balkonlu tip daire bu. Eskişehir yolu cepheli, kuzey cepheli. 57 metrekare brüt, evet. Net kullanım alanı 47 metrekareye geliyor. Yerden ısıtma, o önemli. 420 lira aidatı var. Yatak odasına da geçelim isterseniz. Bunu tabii ki siz ofis olarak da düşünebilirsiniz. Ofis olarak kullanırsınız zaten. Evet. Yani normal ofis olacak. Ofis mobilyaları ofis için uygun, evet. Yapacağız. İnşallah bize postlar uyar. Biz net ölçülerini de alalım, net ölçülerini de size teslim edelim. Ona göre ilerleyelim. Bakın biz yerleşme ona göre yapmamız lazım. Şimdi Tapu'ya gidiyorum. Tapu bizim işimizin en keyifli, satışı kapattığımız, artık sonuçlandırdığımız gün. Hem stresli, hem heyecanlı, hem artık böyle satıcılarımızın, alıcılarımızın da rahatladığı, artık son gün olduğu için streslerin bittiği bir gün. Benim çok sevdiğim bir gün. Tapu'da işlerimizi halledeceğiz. Arkadan para alışverişi yapıldı. İşte banka talimatları verildi vesaire. Yeni mahalleye bağlıydı eskiden Çayyolu bölgesi. Şimdi yeni mahalleden bir soruluyor. İşte asfalt borcu vesaire. İşte onların evlerin bir şeyi var. Bir geçmişi var. Onlara bakılıyor. Neler olmuş? Kim almış? Kim satmış? Onların hepsi hazır olacak. Tapu'da imzalarımızı atacağız, tamamlayacağız. Sonra ofise döndüğümüzde de Tapu'dan sonra hizmet bedelimizle ilgili fatura işlemlerimiz oluyor. O işlemle ilgili raporlama işlemlerimiz oluyor. Yani yasal ve iş takibi süreçlerimizi sonuçlandırıyoruz ve işlemi artık kapatmış oluyoruz. Günüm de işte benim böyle geçiyor. Arabada bazen bazı mülk sahiplerim bana şey diyor, Ülke Hanım işte ben yeni mahalledeyim, işte ben Kazan'dayım, hani gelebilir misiniz ki, hani çok arka arkaya toplantılarım var, atıyorum işte bir imzaları gerekiyor, bir belgeleri gerekiyor, vekaletleri gerekiyor vesaire. Diyorum ki yo, hayır, hemen çıkar gelirim, şaşırıyorlar. Çünkü hani şey, tüm günüm arabada geçiyor. Yaklaşık ayda ortalama 4-5 bin kilometre yapıyorum. Dolayısıyla hani emlakçı olmak isteyenler için, bu işi yapmak isteyenler için araba kullanmayı, arabada vakit geçirmeyi de sevmek gerekiyor bence. Ben çok severim. Normalde de çok severdim. Hep çok severdim. O da böyle benim. Araba kullanmak kendi kendime kaldığım bir zaman aralığı. Bütün günüm böyle oradan oraya, oradan oraya Ankara'da gezerek geçiyor. Yeniden merhaba. Tapumuzu bitirdik. Şimdi artık akşam 6'ya 10 var. Şimdi iş çıkışı kiralık portföyümün yer göstermelerine geldim. Burada yer göstermeleri yapıp günü bitireceğim. Şimdi Tapu günü tabii çok heyecanlı, çok güzel bir gün. En sevdiğimiz gün çünkü satışın bittiği
gün. Çok stresli oluyor. Büyük paralar var işin içerisinde. Onu yönetmek, o süreci tamamlamak stresli oluyor ama aynı zamanda da çok keyifli. Benim en keyif aldığım gün. Tapuya gitmeyi çok seviyorum. Şimdi o işlerimizi bitirdik. Çok güzel bir kiralığım var Yaşamkent'te. 3,5 artı 1 bir daire. Şu anda kiralıklar içinde oldukça yoğun bir dönem. Öğrencilerin geldiği, ailelerin göç ettiği, işte tayinlerin sonuçlandığı bir dönem olduğu için de talep çok fazla. Normalde satılık portföylerde biz bu saatleri çok doğru bulmayız. Çünkü satın alma kararı vermek çok önemli bir karar, zor bir karar ve artık güneşin battığı saatlerde portföy gösterimini aslında çok sağlıklı bulmayız. Ama kiralıklarda burada birazcık daha esniyoruz. Çünkü iş çıkışı saatlerinde, öğle tatil saatlerinde insanlar sadece gelebiliyorlar ve ertesi gün biz gün içerisindeki tüm yasal işlemleri bitirip hiç onların iş yükünden çalmadan, iş gününden çalmadan sürecimizi tamamlayabilmemize imkan sağlıyor. O yüzden akşamları ben kiralık daireler için oldukça fazla randevu veriyorum, yer gösterme yapıyorum. Yaklaşık 7.30'a kadar buradayım. Sonra artık mesaimi bitireceğim. Eve ailemin yanından koşacağım. Şimdi portföyümü giydim ve müşterilerimi bekliyorum. Ve geldi. Saat 7.30. Eve geldim. 3 tane yer gösterimi yaptım. Eve geldim şimdi. Gösterimler bitti. Ben de gittim. Şimdi çalışan anneler beni çok iyi anlayacaklar. Yemek yapacağım. Oğlu şu uyutacağım. 10-12 arası biraz bana kalan bir zaman oluyor. Orada bir şeyler izliyorum. Bazen işle ilgili yapmam gerekenler oluyor. Onları yapıyorum. Bir şeyler okuyorum. 12'ye kadar dayanabiliyorum. Çünkü ertesi gün sabah 6'dan yine aynı maraton başlıyor. Bugün aslında çok yoğun da bir gün değildi. İşte yer göstermelerim vardı. Biraz fiyat çalışması yaptım. Tapumuz vardı. Heyecanlı bir gündü ama çok çok yoğun da bir gün değildi. Ama genel olarak bu tempoda geçiyor günlerim. Görüşmek üzere.